اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين

nazik bir konumuzu paylaşmak istiyoruz. Bunu daha önceki dersimizde de hatırlatmıştık. Hızır Aleyhisselam'ın dinin zahiri hükümlerine aykırı olarak yaptığı üç olay anlatılmıştı Kur'an-ı Hakim'de. Bindikleri gemiyi deliyor olması, yolda rastladığı bir çocuğu tutup öldürmesi ve misafir edilmeyen hatta dışlanan bir köyün çıkışındaki bir duvarı yıkmaları, yeniden yapmaları bir sürü zahmetten sonra hiç de bir ücret istemeden giderken Musa Aleyhisselam'ın onun da sebebini sorması olayları anlatılmıştı önceki derslerimizde. Bu Konudan ve bu durumdan hareketle şu sorular da tefsirlerimizde kitaplarımızda sorulmuştur. Bize de tabi bir yol açılmıştır. Soru nedir? Yani Musa Aleyhisselam bir peygamber, dini tebliğle, tatbikle yükümlü peygamber. Ama onun ilim almak için gönderildiği ve tarafımız can Mevla'nın beyanı tarafımızdan kendine özel bir ilim verdik. Salih bir kul olarak tanıtılan Hızır Aleyhisselam'ın böyle hem akla diye aykırı duran, hem Musa Aleyhisselam'ın şeriatında da e, yer bulmayan, farklı olan, itiraz gerektiren işler yaptı. Bu salih insan sonradan yaptıklarını da beyan ederken, ben bunları kendi başıma yapmadım ki. Böyle yaptırıldı, böyle istendi. Ben Allah'ın hükmüne göre böyle yaptım dedi. İzahlarını da yaptığı zaman Allah Allah Musa Aleyhisselam itirazını geri çekti. Yaptıklarını güzel buldu. Tam gerekeni yapmışsın der gibi oldu. Şimdi acaba soru şöyle sorulabilir? Soruluyor. Dinimizde bize haramlar belli, helaller belli. Arasında şüpheli şeyler de var. Şüpheliden de sakının deniyor. Açık ifade budur. Yani hakikaten dinimiz çok net bir şekilde İslam dini. Allah'ımızın kainata hayat verdiği dinimiz. Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyemiz zarar olan, haram olan insanı insanlıktan çıkaran şeyleri apaçık beyan etmiştir. Kısaca bunlara Rabul Alemin yasakladığı şeyler diyoruz. Mülkün sahibi yasaklıyor. Diğeri vazife olarak bize yüklüyor. Emirler, farzlar, vacipler, edepler, diğer hükümler. Bazen bir Müslüman acaba Şeriatımızın ruhsat ettiği, verdiği yerler var mıdır? Haramlar işlenebilir mi? Nereye kadar müsaade var? deniyor. Hani keyfine işlemek var. Düştün işledin. Haram işleyen de işliyor, işlenebiliyor ama sorumluluk gerektiriyor. Terbiye tedavi gerektiriyor. Hem yapacağız hem de sorumlu olmayacağız durumlar var mıdır? Kardeşler şeriatımız, dinimiz, İslam dininde fıkha tabir olarak düşmüş şöyle bir tabir vardı. Fıkıh dilinde, ıstılahında. Ez zarurat tubihul mahzurat. İnsan bir zorda kalırsa, zaruret haline düşerse, haram olan, mahzurlu olan şeyleri yapabilir kaydesi vardır. Bu kaide yine Kur'anımızdan, sünnetimizden çıkıyor. Hayat kitabımızdan. Mevla'mız domuz etini kesinlikle haram ediyor. İçkiyi haram ediyor. Kanı, akıtılmış kan haram ediyor. İçki, kumar, fal okları, yalan, gıybet, zulüm, dedikodu, fitne yaymak, iki insan arasını bozmak gösteriş yapmak, haset etmek, kibretmek haram. Haram, azap sebebi olan seni dünyada zaten perişan eden ruhunu bunlar haram edilmiştir. Ancak bazı zamanlarda Rabul Alemin o özellikle içecek ve yenecekleri zikrettiği ayetin peşinde eğer zarurete düşerseniz yanınızda sadece haram olan içkiden var İçki, içecek su değil haram olan içki var sizde başka yiyecek içecek bir şey bulamadınız eğer içmezseniz o mevcut olan içkiyi öleceksiniz ayakta duramayacaksınız ve lazım olan farz olan ibadeti veya işi yapamayacaksınız keyfine değil o zaman Rabbul Alemin ihtiyaç kadar içebilirsiniz buyuruyor. Müsaade oradaki içkiyi değilse diğer eti, domuz etini, öleyim mi domuz etini yiyip de işte gideceğim yere kadar gideyim mi domuz etine müsaade ediliyor. Yani emredilmiyor müsaade ediliyor. İstense yenebilir. Bazı alimler yenilmelidir demişlerdir. O sıkıntıyı atlatmak için. İki günah var ki kardeşler Cenab-ı Hak onları yapmaya kendi emrettiği usulün dışında yapmaya müsaade etmiyor. Öleceksin, yapmayacaksın iki günah vardır. Bunlardan bir tanesi bu devrin insanı, bu hassasiyeti, bu dinin bir kadını veya erkeği ne kadar koruduğunu burada kabul edecek, göreceğiz. Allah'ımıza şükredeceğiz. Zina fiilini bir kimse zorlansa da, başına silah dayansa da, ölümler, ateşler, azaplar hazırlansa da ya bu zinayı yap deniyor ya da öldürüleceksin. Rabbul Alemin burada ölüm şerefini tercih edeceksin. Ölüm tadını. Korkmayın diyor. Halbuki o işe ulaşmak yani erkek veya kadının nikah yoluyla o işe bulaşması, ulaşması çok kolaydır da. Fakat eğer nikah yoksa kendi şerefini ve karşı tarafın şerefini kurtarmak için ya işte sıksa adam beni öldürecek, beni ezecek, ne edecek? Ben bu zinayı yapayım da, bu haram işi yapayım da, canımı kurtarayım değil, yapmayayım kendimi ve onu kurtarayım. Ölüm tercih edilecek günahlardan birisidir. Aynı durum içkide olsaydı önüne içkiyi koydular. Ya öldüreceğiz ya bu içkiyi içeceksin dediler. Rabbul Alemin orada müsaade ediyor. İstense oradan içilebilir. Zinada Rabbul Alemin öl ve şerefini bul ve bana gel buyuruyor. Korkma. İkinci günah öleceğiz ve yapmayacağız. Sussuz bir insan var karşımızda. Sussuz. Birisi bizi tehdit ediyor. Elimize silah vermiş, bıçak vermiş neyse ya bunu öldürürsün diyor ya seni öldürürüm. Bu nokta ya bu da zarurete giriyor mu yoksa canımdan olacağım. Noktası değildir. Canından ol Canını Allah için feda et, diğer cana kıyma. Bak bu tehdit anında bile sen öleceksin, ölüme razı olacaksın ama diğer masum canı haksız yere öldürmeyeceğiz. Bu iki günaha Rabbul Alemin müsaade etmiyor. Namus ve can. Ne muazzam bir şey. Bakın kudretine kurban olalım anlamadığımız güzelliklerin sahibi Rabbimiz ayeti kerimede zorda kalınca sahabe efendilerimizde olmuş kendini zatını dille inkara müsaade ediyor. Kalpleri mutmain olduğu halde inkar edenler diyor hariç tutuluyor. Nahiv suresinde sahabe efendilerimize gelmişler o işkence günlerinde. Her devrin müşriki var, zalimi var ve mazlumu var. Demişler ki bu puta tapacaksın yahut Muhammed'i Aleyhisselam inkar edeceksin. Allah'ı inkar edeceksin. Bazıları şehit olmuşlar. Bir tanesi de ne demişlerse diliyle söylemiş. Fakat üzülerek, ağlayarak aleme rahmet efendimize geliyor. Ya Resulallah beni zorladılar. Sizi inkar ettirdiler. Ben de inkar ettim, o peygamber değildir manasına bir şey söyletiyorlar. Allah'ı inkar ettirdiler. Kalbin nasıldı buyurdu. Dilim böyle söyledi bu zor karşısında. Kalbin nasıldı? Dedi ya Resulallah ben sizin hak olduğunuzda, Rabbü alemin'in Rabbim olduğuna bütün varlığımla iman ediyorum. Ama orada dilimle böyle söyledi. Rabbul Alemin ayetini indirdi. Efendimiz müjde ettiler ki bundan vebal yoktur. Hatta böyle bir durum olursa yine dilinle söyleyebilirsin. Kalbin ne diyor? Allah diyor. Hak diyor. Rabbul Alemin kurban olalım. Şu rahmete bakın, ibrete bakın, güzelliğe bakın, inceliğe bakın. Bir mümin hatta burada şehit olsa olur. Yani inkar etmeden Rabbimi inkar etmem dese de o zalimin tehdidine aldırmasa şehit olsa olur. Bu da güzeldir. Ama o belayı def edeyim, Başka hizmetlerim var. yaşayayım. zahiren. Bu ruhsatı kullansa Rabul Alemin dili ile bir Müslüman kendisini Mevla inkar ettirmeye etmesine müsaade ediyor. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz sahabesine rahmet olsun, şefkat olsun diye böyle zorda kalırsa diliyle beni inkar edebilirsin. Sen kalbine bak. O da müsaade ediyor. Bazı yerlerde yalana müsaade ediliyor. Yalan büyük haramdır. Ama deniyor ki dinimiz yalana müsaade ediyor. Savaş, savaştayız. Düşman seni yakalamış, ordu nerede diyor. Sen de güya bir mertlik yapayım. Adam Müslüman yalan mı söyler? Ordunun yerini gösteriyorsun. Bu mertlik değildir. Bu ahmaklıktır. Ordu burada ise sen burada diyeceksin. Kaç kişisiniz? E, 5 bin kişiyiz. Sayıyı tam söylüyor. 100 binde, 500 binde ordu yani savaşta Ordu yalan yani asker yalan söyler. Bu yalan e senin doğrundan ümmete millete orduya ve sana daha hayırlı bir sözdür. İki kişinin arasını bulmak için, bozmak için değil. Bozulmuş araları geliyorsun, diyorsun ki ya ben onu dinledim senin hakkında güzel söylüyor. İkisi birbirini yiyecek düşman bunlar. Şu söz senin hakkında iyi söyledi, hayırla andı, sevdiğini söyledi. Lanet okusun ama sevdiğini söyledi. Adam yumuşayacak. Şu iki bozuk arayı bulmak için, yalan söylense yapmak için müsaade vardır, teşvik de vardır. Kadın ile kocanın arası bozulmuş, bir komşu bozmuş. Yalanla bozmuş. Doğru da yok. Velev ki öyle olsaydı. Beride de gidiyor diğer komşu. Aralarında öyle güzel yalanlar uyduruyor ki seni seviyor, sayıyor, özlüyor, bekliyor. O da diyor ki ya öyleyse biz de biraz herhalde yumuşuyor. Bu yalan da güzel bir yalandır. Buralarda müsaade edilmiştir. Bu yalan sen bilmezsen şeriatın sana verdiği ruhsatı Allah Allah, adam yalan söylüyor yahu diye adamı suçlarsın. Bir salih insanın yanındaydık kardeşler. İnsanların da sorumluluğunu taşıyan, terbiye veren kamil bir insan meclisinde bir konu konuşuluyordu. Yine zalim var karşısında bu salih insanın. Bu zalim salih insanın işine engel oluyor. İşi de hukukla ilgili kendi arazisi var. Arazisinin üzerinde bir işlem yapmak istiyor. O yetki olan da haksız yere engel çıkarıyor. Ve zora sokuyor ve rüşvet istiyor. Konu konuşulurken orada birkaç hoca arkadaş da var. O Salih Zat dedi ki sorumlu olan yardımcılarına o dedi adama rüşvet verin. Dedi adama rüşvet verin. Onlar da baş üstüne dediler. Meclisten ayrıldığımız zaman bazı arkadaşlar, hocalar ilim diline göre yahu bu salih insan rüşveti nasıl kabul etti, rüşvet ver dedi diye rahatsız oldular. Aramızda konuşurken hukuku ve inceliği bilen bir alim hocamız dedi ki, siz noksan biliyorsunuz. Eğer incelerseniz fıkıh kitapları, geniş kitaplarımız İbn Abidin'de de geçiyor bu konu. Rüşvetin çeşitleri vardır. O arif zat biliyor bir çeşit rüşvet var ki adı rüşvettir, kendi rüşvet değildir. Rüşvet verin derken alana da verene de yazana da lanet okunan rüşvete girmiyor. Haklı olan bir kimse haklılığını ispat da etmiş ama bir zalime takılmış. Köprü başında bir zalim. Herkesin geçeceği yerde o da geçmek için adama bir rüşvet verse, rüşvet istiyorum diyor. Yoldan geçen de o belayı def etmek için diyelim adama verdi şu kadar rüşvet. Yolu da geçti, köprüyü de geçti. Tamam. Ve bu rüşvete rüşvet denmez. Verene helaldir, alana haramdır. O irfan sahibi zat dedi ki böyle büyük zatlar inceliğini bilerek söylüyorlar. Burada şeriat müsaade ettiği için böyle bir şeye o da o hizmetini yürütmek adına o kelimeyi kullandı. Sizin bildiğiniz rüşvete girmez biraz geniş düşünün rahat düşünün. Salih insanlar dinin en ince detayını da uygulayacakları zaman bilirler. Basiret üzere amel ederler diye bizi dikkat ettirdi. Arkadaş da rahat etti. Çünkü görünüşte yine hatırlatıyoruz. Rabbul Alemin bazı günahları zaruret durumunda dinimiz ruhsat vermiştir. Bazı yerlerde gıybet mesela haram olan gıybet işte evlenmek üzere yanına geldiği bir kimse senin tanıdığın bir kimsenin huyunu, davranışını, fıtratını soruyor. Onda da bazı kusurlar var sen biliyorsun adaya diyorsun ki ben şahit olduğum kadarıyla bunda biraz korkaklık var. Uykusu çok fazladır. Ufak bir ses duysa panik atak hemen bir şeye kapılır. Evi bırakır kaçar. Neyse şahit olduğun kusurları söylemek gıybete girmiyor. İş kurmaya geldi yanına falancıyla ortak olacağım dedi. Nasıl bilirsin? Sen de adamdan 7 kere, 10 kere, 15 kere darbe yemişsin. Bunda böyle bir şey ben tecrübe ettim. Sözünde durmaz. Seni çileden çıkarır. Doğru tespiti söylemen kıybet olmuyor. Adama iyilik de oluyor. Komşu geldi bir yere birisine gülüyor bir zalim adamı soymak için. Diyorsun ki buna dikkat et. Bu senin canına okur gülerek. Böyle zalim birisidir. Gıybet olmadı. Adama rahmet oldu bir devlet hizmetine, millet hizmetine eleman aranıyor. Sana da soruluyor, nasıl bilirsin bunu diye, umum hizmet görecek. Adam görünüşte çok güzel şeyler söyledi. Senin tecrübe ve şahitliğin var ki bu adam hainlik yapar. Diyorsun buna güvenmeyin, buna bu işi vermeyin. Bu zarar verir diyerek söylemen, evet kusur söylüyoruz ama o haram olan gıybete, girmiyor. Bunun gibi müsaade edilen yerler vardır. Ama iki şeye Rabbul Alemin ölünde yapmayın buyuruyor. Kurban olalım bu rahmet dinine. Birisi helalin değil haram olan bir şekilde zina yapmayacaksın. Öleceksin zinaya düşmeyeceksin. Namus ne büyük kıymetli. İkincisi masum bir cana ...ya öldür ya sen öleceksin... ...sen öl ve masumu... ...başka insanı öldürme... ...kendini feda et... ...ve Allah'ın katında şerefi bul deniyor. Kardeşler bazen... ...şu soruda soruluyor... ...bazı mürşidi kamiller... ...terbiye üstadları talebelerini yetiştirmek için, akıllarını ölçmek için, sabırlarını, sebatlarını, samiyetlerini görmek, daha doğrusu kendine göstermek için bazen şeriatımızın zahirine göre ters duran, aykırı duran işleri yaptırdı diye söylenir. Yani aslında şeriatın müsaade etmediği bir şeyi kesinlikle bir veli yapmaz. Ne yapar ne yaptırır. Ama sana öyle gözükür. Yani bu kusur işledi yahu. Az önceki örneğimde o salih zat ona rüşvet verin dedi. Hocanın birisi rahatsız oldu. Halbuki o hoca inceleseydi bazı rüşvetler verilebilir. Alana haram verene helaldir. Yani bunun bir sınırı var, ölçüsü var. Bunun gibi mesela şu örnekte buna bir misal vardır. Şahın nakşibend hazretleri alim arif bu ümmetin yükünü çeken segitlerden bir kamil mürşittir. Ama bu zat aynı zamanda insanları terbiye ile görevli ve o terbiye icabı bazı imtihanlar da oluyor. Bir alimle birlikte böyle şeriatın hükümlerini iyi bilen ama biraz irfanı daha yeni yeni öğrenen o taraftan noksanı olan bir alimle beraberken bir grup halinde böyle yolculuk sıralarında bir köye geliyorlar. Köyün uzaktan görünen köyün kenarında bir ev var. Hazret Şahın Akşeben Hazretleri o alime diyor ki molla diyor. Size bir şey emretsek yapar mısınız? O da başım üstüne efendim siz ne emrederseniz yaparım diyor. Size diyor bir hırsızlık yapmak yaptırmak istiyoruz. Deyince alim güya hemen savunmaya geçiyor. Az önce de ne emrederseniz yaparız da demiş idi. Tabi kastettiği güya kendine göre helal değilde ne emrederse yaparım. Gücüm kadar. Size bir hırsızlık yaptırmak istiyoruz. Efendim dedi hırsızlık hemen ilmi konuşturuyor. Senin hırsızlık tarifini, tabirini, içini dışını bu zat biliyor. Bu zat emniyetli bir zat biliyor. Haramdır efendim ben hırsızlık yapamam beni mazur görün diye özür diledi. O zaman tamam buyurdu. Siz oturun. Oradan diğer cemaattan, sofilerden iki kişiyi çağırdı. iki veya üç bir grubu diyor çağırdı. Onlara dedi ki Size şimdi bir hırsızlık yapdıracağım. Yapar mısınız? Efendim siz emrederseniz biz hırsızlık yaparız dediler. Ben size emrediyorum. Evi gösterdi uzaktan. Bu eve açık olan varsa kapısı. Yoksa herhangi bir yerinden girin. ...içindeki ne kadar taşınabilir malzeme varsa hepsini toplayın, getirin buyurdu. Böyle köyün dışına o grup koşarak gittiler. Evi göstermişti evin içine bir şekilde hatta duvarı delenler de oldu kapı kapalıymış içeri girdiler bu zat alim rahatsız olmaya başladı efendim dedi hem adamın evine zarar veriliyor hem içindeki mal alınıyor bu nasıl bir şeydir burada rahatsızlığını dile getiriyor ilmine göre evet denebilecek şeyler ama bir de sonucunu bekle Musa Aleyhisselam Efendimiz gibi bir itiraza girdi ama bakalım ne olacak. O gidenler şöyle birkaç koli diyelim torba ile ne buldularsa evin içinde zaten fakir de bir insanmış girilen ev. Aldılar geldiler ve Hazret'in yanına koydular. Getirdik efendim çaldık dediler. Şimdi biraz bekleyelim buyurdu. Böyle ya akşam üzeriydi sabahı beklediler ya bir zaman bekledikler. Bir zaman sonra da ormanın başka bir tarafından o köye doğru iki kimse daha geldi. İki kişi daha girdi. Yine köyün dışında olduğu için evi hedef aldılar. İki kişi o açık delikten onlar da girdiler. Kapıdan falan içeri girenler biraz sonra dışarı çıktılar. Bunların bulunduğu yerden manzara gözüküyor. Hayıflandılar. Yani böyle hiçbir şey yokmuş yahu diyerek çekip gittiler. Biraz sonra köy tarafından bir kimse daha geldi eve girdi. Eve girdi ama hızla dışarı çıktı. Baktı ev delik, evde bir şey yok. O da evin önünde hayıflanmaya, çırpınmaya başladı. O zaman Hazret o talebelerinden bir veya ikisine gidin onu bana getirin buyurdu. Koşarak gittiler. O El ile işte ah vah eden adamı hemen aldılar. Hazretin Şah-ı Nakşeben Hazretleri'nin huzuruna getirdiler. Adam da gelen de Hazretin talebesi sofisiymiş. Onu görünce yani bıraktı hayıflanmayı bir edep hürmet içinde e, ziyaret etti, boyun büktü. Sonra Hazret ona buyurdu ki senin evini biz soyduk. Adam şaşırdı yani niye nasıl? Buyurdu ki Allahu Teala sana rahmet etti. Senin evine biraz sonra hırsızlar gelecek idi bize gösterdi. Dedi o hırsızlardan önce senin malını bir çaldık. işte malın buradadır. Adam malın hakikaten baktı, sevindi de, hoşlandı da. Yani bir bu ilahi takdir bu kısmını gösteriyor. Hazrete o nur kalp, o safi kalp, nurani kalbe yani olayların seyrinde bu izin veriliyor. O da Rabbul Aleminin hem katındaki o kıymetli ilimden bize biraz göstermek istiyor. Hem şerefli saadetli kalbinin safiyetini bir derece bize açıyor. Hem de biz evet şeriatımız buna müsaade ediyor. Müsaade etmediği işi biz yapmayız görünüşte hırsızlıktır ama hakikatte malı kurtardık. Sonra alime döndü. O ben gitmem aman hırsızlık yapmam diyene dedi ki Molla bu hırsızlıktan Allah razı mıdır değil midir diye sordu. Bizim yaptığımız bu hırsızlıktan efendim ben bunun böyle olduğunu bilemezdim ben anlamam o da özür beyan etti o cehaleti de kabul etti buyurdu ki Allah bu hırsızlıktan razıdır. Bak biz dedi talebemizin, fakirin malını bu yolla kurtardık. Eğer bizim bu emrimizi dinlemiş olsaydın sen çok büyük kazanç elde edecektin. Şimdilik bundan mahrum kaldın buyurdu. Velilerin yapacağı budur. Din müsaade etmektedir. O müsaadeyi ben sen o fark etmez. Ama din ona bunu yapabilirsin. Yine ariflerin birisinin bahçesine bir hayvan geldi. Talebelerine buyurdu ki bu hayvanı kesin yiyeceğiz. İtiraz eden oldu. Sahibini bulalım, izin alalım veya parasını verelim. İzne bakmadan emri hemen uygulayanlar oldu. Gelen hayvan kesildi. Pişirilirken sahibi geldi. Dediler ki böyle bir hayvan böyle sureti tanıtıldı evet ben onu dedi o hazretin ismini vererek ona dün bağışlamıştım. Bu benim hayvanım hazrete helal olsun. Ona ben bunu hediye edeceğim. Bulduğum zaman da vereceğim. Vallahi hayvan benden önce gelmiş kendini teslim etmiş. Helaldir zaten." dedi. "Tabi bu irfandır. Bununla her zaman amel de edilmez. Yani biz anlayamıyorsak sukut etmemiz, biraz sahibini dinlememiz anlamaya çalışmamız uygundur. Fakat kardeşler, alimler buyurmuşlardır ki, eğer yorumunu bilmiyorsan, sözü anlamadıysan, o sözde yani veli, mürşit, sofi, hal sahibi, cezbe sahibi kim olsa olsun diyor. Onun yaptığı iş, şeriatın, dinin ölçülerine göre uymuyorsa, amel etmezsen sorumlu olmasın. Yani taklit etmezsin. Aslında bunlar o kadar az örnektirler ki bunları hiç kon etmeye gerek yoktur. Ama şunu bilmek lazım. Veliler senin benim hemen anlayıp da yahu bunun dinde yeri yok bu nereden çıktı? Senin nereden çıktı dediğin meseleyi o nereden çıktığını niye çıktığını çok iyi bil bilir. Alim, arif, ümmetin sorumluluğunu taşıyan Zaten keyfine göre helali haramı birbirine karıştırmış kimse hem delil değildir, hem örnek değildir, hem de konumuz değildir. Onlar ıslaha muhtaç kimselerdir. Kamil insan hiçbir zaman Allah'ın razı olmadığı dinimizde, Kur'an'ımız, sünnetimiz, müştehitlerimizin iştihatlarında yeri olmayan, ifade edilmeyen, işaretle tasdik edilmeyen, yani bir gönden delil olmayan işi yapmaz kardeşler. Allah ona o basireti vermiştir, o irfanı vermiştir, o sabrı vermiştir, o aşkı vermiştir. Böyle ama bazen imtihan olacak insanın gözüne e, sıkıntılı durumlar, acaba öyle mi değil mi dinde hangi şeye uyuyor uymuyor olayları olabilir bu durumlarda hemen hüküm vermemelidir. Mesele senin sadece bildiğin veya bağlı olduğun hak mezhebin görüşlerini değil dört mezhebi hak mezheplerin hepsini birden bilmelidir detayını düşünmelidir. Bu ölçüler sende yoksa yanlış değerlendirirsin görünüşte yine işte o kıssada da Musa Aleyhisselam Efendimizin kıssasında geçtiği gibi önce sıkıntılı, zararlı, yasak olan şeyler var zannedilir ama arkasından izah edildiğinde meğer bunun da yeri varmış, gereği varmış denir. Bundan dolayı terbiye ve ıslahla uğraşan insanların önünde rehberlik yapan alimleri, arifleri Muhakkak anlamak için sabretmelidir, acele etmemelidir, hemen hüküm vermemelidir, kendilerini önce anlamaya çalışmalıdır, ret veya kabulden önce, sonra ehli değilsek ve bize de gerekiyorsa onu değerlendirmesinin ölçülerin hepsini sonuna kadar kullanmalıdır. Ve yine tekrar ediyoruz. O salih insanlar irşatla meşgul, kutuplar, gavslar, terbiye rehberleri Allah'ın istemediğini kuldan istemezler. Eğer isterlerse, eğer diyelim, ihtimal verelim yahut öyle yapanlar için Allah'ın muradının dışında bir şeyi isterlerse, bu Allah'tandır derlerse onların şahidi Allah'tır. Allah'ın muradı olmayan şeyi söylemeleri, dine ait göstermeleri iftiradır. Onların hesabını Mevla görür. Bize düşen de tabii ki dinimizin açık ölçülerine göre yapılanı bir sahibine ait görüp teslim etmek var. Bir de tabi olmak var. Hakikaten apaçık dinimizin ölçüsüne ters gördüğümüz işlere, sözlere, emirlere uymasak bir zararımız olmaz. Uymamalıyız da. Bu devrin insanları içinde ölçü bu olmakla birlikte terazimiz hassas olmalı. Allah'ın rızasını düşünmeli. Bütün veliler de kendilerini gelen varidatlar, keşifler, kerametler, haller demişlerdir ki bizi ölçen terazimiz Allah'ın kitabıdır, Resulümüz Aleyhisselam'ın sünnetidir ve sahabe efendilerimizin uygulamasıdır. Mezhep alimlerimizin hak olan üstadların iştihatlarıdır. Onlarla hepimiz selamette kalırız. Dinimiz rahmettir. Rabbim bu rahmet içinde hepimize dünyada ve ahirette rahmet eylesin. Rahmetinde daim eylesin. Rahmetiyle huzuruna alsın, affeylesin inşallah. Allah'ımız yar ve yardımcımız olsun efendim.